Olamam, burada duramam. Yok oldu bu aşk, aşk benim işim. Severim o biçim. Bunları düşün, üzülme. Bir şans daha isteme, veremem. Hiç utanman yok mu? Değiştim ben deme. O değişim, sen de değil ben de. Radyoda şarkımı dinlemişsin. Çok canın sıkılmış, kıyamam. Acaba kime yazdı demişsin? Kuruluk kuruluk. Evet, radyoda uzun bir süre bu şarkıyı duyacağız gerçekten de. Merve Çaloğlu 2 yıllık bir aradan sonra yepyeni bir şarkıyla karşımıza çıktı. Çok yeni, çok genç bir isim. İlk defa duyanlar vardır şarkısını veya ismini. Onu biraz daha yakından tanımak isteyenler varsa hemen Merve'ye bağlanalım. Merveciğim, hoş geldin. Hoş bulduk Seda'cığım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim. Seninle yayında olmak çok daha iyi yaptı beni şu anda. Değil mi? Böyle uzun uzun sohbet etme şansını yakaladığım kişilerden biri Merve ve uzun yıllardır tanıdıklarımdan biri. O yüzden de gayet keyifliyim ben de. Nasıl gidiyor? Tesadüf, tanışıp sonra mesleki olarak da arkadaş olmamız da enteresan. Aynen öyle. Karma Türk'te senin sesini duymak da beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim bütün Karma Türk ekibine de. Canım benim, öpüyorum seni. Çok aşk benim için nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Aşk benim için vallahi güzel başladı. Keyifli gidiyor. Güzel tepkiler alıyorum. Daha çok yeni. Promosyon aşamasındayız. Benim için yorucu bir 2 hafta geçti. Bugün hatta sana bağlanmak için biraz mola bile yapmış oldum. Bana tatil gibi oldu. Keyifli gidiyor, hareketli gidiyor. Böyle hareketli bir şarkıya sanırım bu mutsuz günlerde biraz da ihtiyaç varmış. Kesinlikle. Öyle tepkiler alıyorum. İnşallah herkese iyi gelir. Bir de şarkının dönemi diye bir şey var yani. Tam slow şarkı dönemi, tam hareketli şarkı dönemi falan. Sıralar o kadar çok slow şarkı yağmuruna tutuluyoruz ki. Biraz daha temposu yüksek şarkılar iyi geliyor arada bir. Yani bizi de düşünün, yayındayken böyle içimiz bir kıyılıyor, bir şeyler oluyor, üzülüyoruz falan. Birazcık enerji lazım. Vallahi ben kalbimin mevsimini dinleyerek çalıştığım için şu anda benim kalbimin mevsimi böyle atıyordu. Dilerim beni sevenler, dinleyicilerim de bunu benimle paylaşacaklardır diye tahmin ediyorum. Ne güzel. 2 yıl önceye gidelim mi birazcık seni daha yakından tanımak için? 2 yıl Tabii. önce bir albümle karşımıza çıkmıştın. Uzak Yollar. Ne ara geçti 2 yıl, ben anlamadım ya. Daha vallahi yeni aslında, gibi. Evet, 2 yıllık bir ara gibi bir şey söyledin Seda'cığım. Aslında çok da ara olmadı benim açımdan baktığımızda. Tam 2 yıl evvel piyasaya çıkarttım o albümü. Ama timingi de güzel ayarladı sonumuz. Böyle 2-3 ayda bir kliplendirmeye çalıştık. 3 tane klip çektik o albümden ondan sonra. Ve yani 2 sene yaymış olduk dolayısıyla albümü. Fakat bu sefer albüm yerine bir single'la piyasaya tekrar geri dönüş yapayım istedim ben. Çünkü aslına bakarsanız beni bırakırsanız tekrar albüm yaparım. Hazır repertuarım. Ama biliyorsunuz ki günümüzdeki müzik piyasasının koşulları gereği albüm biraz daha riskli olmaya başladı. Kesinlikle. Çünkü 10 şarkının 10'unu birden klip çekmeniz gibi bir şey söz konusu olamıyor ekonomik şartlardan dolayı. Evet. Dolayısıyla da nedense öyle bir algı oluştu. Hani klibi olmayan şarkılar araştırılmamaya da başlandı. Yani dinleyici tarafından da daha çok görsel şeyler keşfedildiği için sanki şarkılar harcanıyormuş gibime gelmeye başladı. Ama bu albüm yapacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Çünkü uzak yollar bir felsefesiyle beraber beni yansıtan bir başlangıçtı. Bunun devamını da getireceğim. İnşallah. Bakalım. Bekliyoruz. Ama bu bir girizgah oldu. Aşk benim işim. Peki Uzak Yollar albümündeki şarkıları, o hani arkada biraz daha geri planda kalan şarkıları daha sonra bizlere sunmayı düşünür müsün acaba? Tabii ki. Ben onları zaten sahnede de değerlendiriyorum. Bir de yaptığım albüm benim naçizane alçak gönüllülük yapamayacağım bu konuda ama çok eskiyeceğini düşündüğüm bir sound ve çok eskiyeceğini düşündüğüm şarkılar değiller. Yani bundan 10 sene sonra da koyup dinlediğinizde aranjesi de sözü de müziği de eskimiş gelmeyecek o şarkıların. Çünkü onlar müzisyen bakış açısıyla yapılmış. Zaten Türkiye'nin çok iyi müzisyenlerinin de çaldığı, aranje ettiği, dokunduğu
bir müzisyen albümüydü. Dolayısıyla onları tekrar düzenlemeden bile çıkartabilirim. Hatta akustik klipler de çekebilirim. Bence bir kayıp değil. Onlar benim müzikal tarihimde her zaman var olacak şeyler. Şarkılar. Bir de senin öyle bir durumun var. Yani çalıştığın isimler gerçekten hep özel isimler. İşin ehli isimler. Yönetmeninden fotoğrafçısına, prodüktörüne kadar hepsi değerli, bizim tanıdığımız, bildiğimiz isimler. Özellikle mi seçiyorsun, yoksa eskiden tanıdığın insanlardı, onlarla çalışmayı çok istiyordun ve çalışıyor musun? Ya ben bunu tabii ki herkese tavsiye edeceğim ama bunu tavsiyeyle nasip olacak bir durum da değil. Ben çok ufak yaşlardan beri konservatuar kökenli olmam dolayısıyla zaten öyle bir çevreye sahibim. Dolayısıyla da yani müzisyen olmanın avantajı bu. Yani ben şarkı yazarı olarak bir şarkıyı bestelediğim zaman zaten aranjeyi bile kafamda duyuyorum ve gitarlarını mutlaka bu şarkının Erdem Tatman çalsın diye içimden geçiyor yani. Çok şükür o çevreye de sahibim. Erdem onun en iyi gitaristi. Beni konservatuara hazırlayan hocam falan. Yani öyle bir durum var. Dolayısıyla işte durum bu. Biraz şanslıyım tabii o konuda. Ama bu şansı da elde edebilir. İnsanlar buna emek veriyorlarsa, eğer bu piyasada bir şeyler yapmak istiyorlarsa bence ilk adım iyi müzisyenle çalışmaktır. Kesinlikle. Yani kendilerini geliştirmek açısından da, dinleyiciye kaliteli bir şeyler sunmak açısından da tabii ki bu işin ehli insanlarla çalışmakta fayda var. Bence biraz, ulaşsınlar çok da zor değil. Biraz daha belki ya bütçeden kısmak ya ilk adım acemeliği falan filan olabiliyor. İlk albümlerde böyle şeyler, hani herkes senin gibi şanslı olamayabiliyor. Şöyle söyleyeyim şimdi. Bütçe konusuna gelince iyi müzisyenler zaten hayatları boyunca ne yazık ki haklarını alamayan insanlardır. Çok kıymetli bir müzisyene gidip doğru müzik yapıyorsanız eğer tabii ki ve kendinizi doğru ifade ediyorsanız paranız yoksa çalarlar yani. Hani ben reddedeceklerini, geri çevireceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla bunlar bahane. Çünkü şöyle bir durum var. Parayı nereye harcadığınla alakalı bir durum var. Yani bütçeleri yok. Ben kabul edemiyorum Sedacığım. Evet, bütçe çok önemli bir konu bizim piyasamızda. Ben de kendi işimin prodüktörüyüm. Tabii ki çok zor. A'dan Z'ye, klibinden fotoğrafına, her şeyle ilgilenmek. Ama müzik aşamasında ya bence başka yerden kısıp buraya harcanmalı yani. Değil mi? Asıl yapılan şey müzik yani. Doğru. Müzik işi, duygu işi bir de. Senin bu dobralığını da çok seviyorum ben. Şu an bak içimden geldi bir anda. Böyle açık sözlükle anlatıyorsun her şeyi. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi yeni çalışmana gelelim. Nasıl ortaya çıktı? Kimlerle çalıştın? Tabii ki. Çok memnuniyetle anlatayım. Aşk benim işim. Yine sözü ve bestesi bana ait bir şarkı. Yepyeni bir aranjörle çalıştım. Yani benim için yepyeni. Çok kıymetli bir müzisyen yine ki... Onu da tanımıyordum mesela. Deminki konuya parmak basacak olursak mesela uzun yıllardır tanıdığım bir müzisyen değildi. Ama keşfettiğim anda ben bununla çalışmalıyım dediğim bir insandı ve yani çok şükür. Burada tabii Özge Öztimur'a da çok teşekkür ediyorum. Kıymetli müzisyen dostum bizi bir araya getirdi. Ay, Özge'nin de sesi ne ses ne ses. Fena. Müthiş, evet. Ondan da inşallah ilerleyen yıllarda bir şeyler bekliyoruz. Çok evet, güzel bir şarkı yazarız. Kesinlikle. Öpüyorum çok. Selamlar dinliyorsa. Evet, dinliyordur bizi mutlaka. Gökhan Polat aranjörüm. Bu şarkının düzenlemesini kendisi yaptı. Bundan sonra da mutlaka devam edeceğiz çalışmaya. Gitarları Metehan Köseoğlu çaldı. Bas gitarda canım Birkan Şener. Vokallerde yine Özge Dim, Özge Öztimor, Nazlıhan Başak İlhan ve ben varım. İşte mix'i Arzu Asan yaptı. Lonca Stüdyo'da kaydettik yine ilk albümde olduğu gibi. Mastering Sağlar Türkmen. Gerisini okuyayım mı? Hazır sazı elime almış. Başla. Devam et. Devam. Dinliyoruz. Kimsenin evet, hakkını yemeyelim. Fotoğrafları Mehmet Turgut çekti. Çok güzel bir fotoğraf çalışması oldu. Güzel. O da mesela alır. Çok böyle önemli bir isimdir. Onunla nasıl bir araya geldiniz? Biraz hikayesini alalım. Mehmet Turgut'la nasıl bir araya geldik? Aslında çok ortak arkadaşımız vardı. Yani Mehmet Turgut'a ulaşabilirsiniz tabii ki. Ofiste, telefonu, her şey internette mevcut. Ama benim tiyatro kökenliyim de aynı zamanda biliyorsun. Tiyatro çevresinden dolayı Mehmet Turgut'un da öyle bir tiyatro çevresi var. Ortak çevre şeyiyle biz bir araya geldik. Ben ona şeyi anlattım. İşte ilk albümde yaptığım imaj çalışmasını, işte felsefemi. Onun da fotoğraflarını çok beğeniyorum. Böyle değişik şeyler çekebiliyor. Ondan sonra işte bir araya gelince oldu yani. Albüm kapaklarında da var zaten. Maskeden biraz bahsetmek ister misin?
Ay Seda'cığım çok tatlısın. Ben unutuyorum, sen unutuyorsun. Evet. Unutmam. Ya şey çok zor Seda. Ya benim sevgili basın danışmanım da Gamze Karaman Bostan, tanıyorsun. O da benim çoğu yaptığım şeyi piyasaya böyle küçücük küçücük damla damla akıtarak vermeyi tercih etti. Çünkü hani her şeyi yapıyor gözükmek de hoş karşılanmıyor nedense bizim ülkemizde. Çünkü herkes her şeyi yaptığını iddia edip yapamayabiliyor. Evet. Ama şöyle bir durum var. Ben gerçekten hem müzisyenim hem tiyatrocuyum. İşte bu albümde de mesela tiyatro kökenli olduğumdan dolayı öyle bir yeteneğim var. Kostümlerimi tasarlıyorum falan. Ondan sonra bütün bunların hepsini söylemekten çekiniyorduk. Ama şimdi artık bilinmeye başlandı. Hatta geçen gün şu yaptığın kostümleri satsam mı, bir işte sosyal sorumluluk projesinden de kullansam mı, bir yere mi başlasam falan gibi tepkiler almaya başlayınca evet dedim, böyle değerlendirebilirim. Bir şapkam var evet bu albümde. O şapkanın da şimdi tabii çok da anlatmak istemiyorum haberleri çıkmadan, ama benim manifestomu anlatan, yaptığım bütün meslekleri barındıran bir şapka diyeyim. Zaten bakınca içindeki sembollerden sen anlarsın. Akıllı kızsın Seda'cığım, sen anlarsın. Anlıyorum, görüyorum diye. Harika, çok güzel. Seni işte böyle her halinde, her çalışmada daha yakından tanıyoruz ve kendini çok güzel ifade eden birisin bence. O yüzden de sektörde sevilmenin sebeplerinden biri bu olduğunu düşünüyorum, en büyük pay. Yepyeni bir albüm, yepyeni isimlerle çalıştığın klip konusuna gelirsek. Klip evet, Gökhan Palas çekti. Yine aynı yönetmenle çalıştım. Bu bizim dördüncü çalışmamız oldu sevgili Gökhan'cığımla. Sade bir klip oldu. Stüdyoda çektik ama zaten enerjik olduğu için yeterince şarkı. O da işte güzel kamera hareketleriyle beni böyle bir değişik bir silindirin içine soktu falan. Akrobatik hareketler yaptı. Bence şarkıya uygun, güzel, popüler kültüre de uygun bir klip olduğunu düşünüyorum. İnterim beğenmişsiniz. Kesinlikle çok güzel olmuş. Ben kıyafetlere de bayıldım. Albüm kapağındaki kıyafet de çok güzel. Kime aittir tasarımı? Şimdi tasarımlar bana ait ama benim kostümcüm var. Yükselüm var. Modacım. İlk albümde de kendisiyle çalışmıştım. Burada da bütün sahne kıyafetlerimi de kendisi şey yapıyor, dikiyor, tasarlıyor. Yükselüm Ver'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi tasarımlar bana ait deyince... Şimdi duyanlar demesin, Merve bize de tasarla diye. Ne yaparsın? Ya o şey, şimdi ben sonuçta modacı değilim. Kendini tanıyan, kendine yakışanı bilen, bir de bir tarzı olan bir sanatçıyım diyeyim. İşte benim tarzım nedir? İşte biraz daha vintage, biraz daha teatral kostümler. Ama aslında genç ve dinamik bir kızın harmanlanmış hali gibi tarif edebilirim. Yani bunu ortaya çıkartıyorum ama... Sıfırdan birisine bir şey yapabilmek için tanıyor olmam lazım. Yani benim gibi kendini anlatabiliyor olursa tabii ki üretirim. Öyle söyleyeyim. Yani bu şapkayı da aslında bir şapkacıya tasarlatacaktım ben. Bulamadım. Yani aradım. Ya, bulamadım, ben yaptım diye. Ya, ben kendim yapayım ya bunu. Ben yapayım dedim, yaptım yani. Harikasın. Bakalım daha neler göreceğiz Merve senden. Çok merak ediyorum. Çok eğlenceli, çok keyifli bir kişiliğe sahipsin. Yani her zaman senin arkandan da öyle söylüyorum, öyle konuşuyorum. Biliyorum Seda'cığım. Çok teşekkür ederim. Çok, çok güzel. Çok, ben de heyecanlanıyorum senin işlerini dinlerken. Çünkü kendini yenileyenlerden de birisin. Aşk benim işim de... Çok çok dinlensin. Herkesin diline dolanabilecek bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bir kere radyo falan kelimesi geçiyor ya. Evet. Bir tavladın zaten oradan. Ben söyleyeyim. Evet, evet. Bir tavlandık ya aslında yani. Çok da onu düşünerek yapmadım. Yani şarkıyı yazarken hani ben de öyle bir şey yok yani. Şöyle bir şey yazayım da radyocular çok çalsın ya da işte onları tavlayayım falan. Öyle zaten şarkı yazılmaz yani. Kesinlikle. Yazarken de ben samimi olmuyor ben zaten. Evet, bu akış içerisinde öyle geldi sözler ama şarkının adı zaten hani radyoyla alakası yok. Aşk benim işim. Yani yine benim felsefemi anlatan bir şey. Çok vaktiniz varsa bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Size geldiğimde de zaten sizin de dikkatinizi çekmişti. Bir sosyal sorumluluk projem var benim. Evet. Amacı şu, satın alma sahiplen diye bir kampanya var. Sokaklarda bir sürü cins köpek var. Terk edilmiş. Ama buna rağmen hala pet shoplardan köpek alınıyor. O köpekler bakılamıyor ya da kedi alınıyor. Atılıyor sokağa. Ben buna farkındalık yaratmak için sokakta bulduğumuz ve tedavisini, aşıların, işte
ameliyatını yaptırdığımız bir köpeğimize Aşk ismini verdim. Madem aşk benim işim dedim, bu konuya bir farkındalık yaratmak istedim. Ve barınak gönüllüleriyle beraber bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. İşte bağış yaptık, çocuğumuzu iyileştirdik. Şu anda geçici bir ailede kalıyor. Buna yuva arıyoruz. Bu aşk ve aşk gibi birçok cins hayvanın sahiplenebilmesi için bir farkındalık projesi. Dilerim bunu benim dinleyicilerimden, işte fanlarımdan ya da radyocu dostlarımdan ya da işte sektörden herhangi bir yerden birisi sahiplenir. Biz de onunla güzel bir yemeğe çıkar. Bunun hem keyfimizi hem haberini yaparız diye buradan bir duyuruda bulunuyorum. Harika bir şey yapmışsın yine. Albümü bize getirdiğin zaman da hemen dikkatimi çekmişti zaten. Birçok hayvansever dinleyicimiz var şu anda dinleyen. Kesinlikle ve çok tatlı bir aşk. Gerçekten çok evet, tatlı. Evet, çok şeker. Çok masum bakıyor. Kesinlikle fotoğrafını falan görmek isteyenler varsa senin profillerinde de vardır belki sayfalarında. Tabii tabii. Benim bütün sosyal medya hesaplarımdan Merve Taloğlu diye beni bulabilirler. Ayrıca Barınak Gönüllülerinin Facebook sayfasına ulaşabilirler. Bu Barınak Gönüllülerinin başkanı da Aslı Varlıer Pelif. Aslı Varlıer Pelif'e de ulaşabilirler ama direkt bana da ulaşırlarsa aşka bir yuva bulursak harika ne kadar olacak. Güzel olur. Evet, ne güzel. Aşka uyanın gerisi kolay. Evet. Slogan evet, da evet. Hemen alırım evet. Öyle çalarım yani. Evet. O da ilk albümden bir şey. İsim veremeyeceğim şu anda ama her cumartesi bir Merve Köşesi diye bir yerde yazıyorum. Bulurlar sosyal medya hesaplarından. Bu ve bunun gibi birçok şeye, sanata, hayata, aşka, farkındalığa dair ne varsa yazılarımı okumak isterlerse her cumartesi Merve Köşesi'ni takip etsinler. Nerede mi? Onu sosyal medya hesabından bulsunlar. Çünkü reklam yapmayalım. Gizli. Reklam olmasın. Bir şeyin reklamını yapabilirsin ama sahne aldığın bir yer var mı? Sahne aldığım yerleri de mervetaloğlu.com'dan takip edebilecekler konserlerimi. Tamamdır. Bütün hesaplar açık zaten. Doya doya bakabilirsiniz. Merve'nin fotoğraflarına, paylaşımlarına takip edebilirsiniz. Onu daha yakından tanımak için. Merve'cim çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Biz böyle daha gider zaten. Birkaç saat konuşuruz yani. Bitmez ama mi? Yayın bitiyor. Bitmez mi? Değinmek istediğim daha çok konu var. Son bir şey söylüyorum. Karma Türkiye çok teşekkür ediyorum. Ülkemize barış ve huzur diliyorum. Ve hazır 8 Mart yaklaşıyorken Cansel için susma diyerek kadına şiddete ve tecavüz olaylarının son bulmasını diliyorum. Çok teşekkürler Karma Türk ve dinleyicilerine. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça çok kalın. Teşekkür ediyorum canım benim. Senin şarkınla veda ediyoruz. Anons etmek ister misin? Çok teşekkür ederim. Ben Merve Çaloğlu. Aşk benim için Karma Türk 99.1'da. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.